Beyler, hanımlar. Hasta kızımız için bir miktar para topladık. Ama bu kadar az yetmez. Bu yüzden sizden yardım istemeye devam ediyoruz. Az veren candan, çok veren maldan. Hadi hep beraber şu belanın altından kurtulalım ha. Ben hayranları almaya gidiyorum. Tamam. Dünya kızım, ben ilaçlarımı almadan yemek yiyemem. Çarpıntı oluyor sonra. Aksilik bu ya, ilaçlarımı da evde unuttum. Yemeklerimi alayım ben eve gideyim. Olmaz öyle şey Mehmet amca. Sen ver anahtarını bana, ben 2 dakikada alır gelirim. Allah razı olsun kızım. Sen her işi bile tek başına yetişiyorsun. Allah senden de razı olsun Mehmet amcacığım. Sen bekle, ben hemen gelirim. Ben geliyorum hemen. Geliyorum ben şimdi. Tek bir fırsat yeter bana. Sen bana o fırsatı ver. Ben Umut'un yakasından seni nasıl söküp atacağım? Yolun sonuna geldik dünyanın. Bir bardak su verir misin? Anlamadım. İlacımı içeceğim de bir bardak su verebilir misin? Tabii teyzeciğim. İlacınızı çıkardınız mı? Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Başka bir ihtiyacınız var mı? Yok kızım, Allah razı olsun. Allah gönlünü muradını versin. Hamze, ne işin var senin burada? Umut, ben seni görmeye gelmiştim. Baktım yardıma ihtiyaç var, boş durmayayım dedim. İyi düşünmüşsün. Dünya nerede? Göremedim. Bilmem, ben hiç görmedim. Ben bir eve kadar gidip geleyim Nazlı kızım. Kapkacağımız azalmış. Tamamlayıp gelirim. Tamam Ayfer teyzem. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen gelene kadar biz idare ederiz Ayfer teyze. Hiç acele etme. Tamam çocuğum. Hadi kalın sağlıcakla. Dünyayı göremedim. Nerede biliyor musun? Ya Mehmet amcanın evine kadar gidecekti ilaç almaya. Ama oldu da bayağı. Gelmedi. Ben bir arayayım. Ara bakalım. Dünya ablanın telefonu değil mi? Allah Allah. Nerede bu kız ya? Hayırdır, ne oluyor? Kazım, o elindeki dünyanın telefonu değil mi? Ya Dünya Mehmet amcanın evine gidecekti ilaç almaya. Hala gelmedi. Biz de panik olduk. Telefonu da burada.
Kızın başına bir şey gelmesin Allah korusun. Recep amca ben bir gidip bakayım. Siz durun durun. İşinize bakın. Ben bakarım. Tamam. Efendim abi. Mahalledeyim evet. Elektrik su yok da su tankeri var. Buradaki insanlar bir şekilde başının çaresine bakıyor. Garip bir yer burası. Hadi bay. Umarım o girdiğin çukurdan çıkıp da başıma iş açmazsın. Dünya. 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 Dünya iyi misin? Dünya. Dünya. Dünya hadi kendine gel. Dünya. Dünya. Dünya sen iyisin değil mi? Tamam dur merak etme ben Tayfun'u arayacağım. Şimdi hemen bir doktora gidelim. Hayır hayır Umut lütfen. Şimdi annemler duyarsa üzülürler bunca derdin arasında. Bu olanlar ikimizin arasında kalsın olur mu? Ya olur mu öyle şey? Bir doktora gitmemiz gerek. Lütfen ben toparlarım birazdan zaten kendime gelirim. Peki, sen nasıl istersen. Yani ne oldu peki Dünya? Hani başın mı döndü senin? Nasıl düştün? Beni biri itti. Nasıl? Elini sırtımda hissettim ama çok hızlı oldu her şey, bilmiyorum. Kim nasıl iter seni ya? Ben onu var ya bir elime geçirirsem. Nazlı, ya sessiz ol biraz ya. Annemler duyacak şimdi. Dürürüm ama. Bu ustabaşların işi değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sanmıyorum. Dünyayı iterek ellerine ne geçecek? Yapacaklarını yapmadılar mı zaten? Bence Tayfun haklı. Gözdağı vermeye çalışıyor olabilirler. Ya bunların hepsi bir komplo teorisinden ibaret de olabilir. Yani ne bileyim bir çocuk falan etmiştir. Acaba başın mı döndü? Kendin düşmüş olamaz mısın? Olamam. Kendi yaptığım eylemlerle başkası tarafından bana uygulanan eylemlerin farkını ayırt edebiliyorum çünkü. Beni görmeye gelmiş. Mahallenin durumunu görünce destek olmak istemiş. İyi sağ olsun. Hey, lafa daldık bunları unuttuk iyi mi? Birkaç lokma al şundan. Bak saatlerdir bir şey yemedin. Toparla kendini. Hiç canım istemiyor Tayfun ya. Sağ ol. Anlaşıldı. Bundan sonra seni yalnız bırakmak yok. Yani arkamı döner dönmez başını belaya sokuyorsun. Ya ben dersimi aldım. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. En azından aramak zorunda kalmam. Siz yiyin bari. Bayatlamasın sandviçler. Ben glutensiz besleniyorum. Ay, ben alırım. Ben de aç değilim.